Gibi bir şey miydi? Evet. Bugünkü maceramız burada mı başlıyor? Bakacağız o zaman. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Nerede kaldığımızı, ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Ben de hiç hatırlamıyorum. Ve heyecanlıyım da açıkçası şey gibi, mahalleye tekrar dönmüşüm gibi. Şey kaldı size. Zorla köye götürülmüşüm gibi 2 ay, 3 ay. Ya köye gidiyorsun, şey diyorlar sana böyle, bak burası da işte bizim ev diyorlar. İşte dedenlerin evi ya da işte babaannenin evi. Bakıyorsun Bu ne? Kapımız alınmış. Kapıya duvar mı? Oğlum bu yanlış yerdeyiz bence. Kapı değil bura. Kapı. Kapıyı bir saniye, çok güzel bir şey oluyor galiba. Hep bir eve şöyle girmek istemişimdir. Oğlum nasıl bir şey ya? Allah Allah. Ne oldu acaba ya? Bir süre gelmeyince belediye evlerin kapısına beton mu atıyor burada? Oğlum ben anlamadım. Nasıl gireceğiz eve? Camı kır. Cam da kırılmıyor. Nasıl gireceğiz evimize? Bilmiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu yoksa böyle bir yerlere basacağız da böyle paravan gibi bir şey mi açılacak? Bir bozukluk var Ozan. Boyayabiliyor muyuz? Boyayalım o zaman. Hani eve giremiyoruz diye bir anda fikir değiştirip boyayalım bari diyen... Çok az insan var. İki ev arkadaşı var mıdır? Çok çok. Armut rengi. Koy bakayım şuraya. Bir deneyeceğim yani boyayabiliyor muyum diye. Dene bakalım. Eve boya yaparak girebileceğimizi düşünmen de benim çok hoşuma gitti bu arada. Boyanıyor. Oğlum bu... Allah Allah. Biz böyle bir şey yapmadık. O zaman kapıya çevirelim. Kapının formuna çevirelim. Kapı kilidi ekleyelim. Belki açılır. Ama kırabiliyor olmamız lazım. Kapı alalım mı diyorsun? Bir kapı al bakalım. Belki de... Hiç hayatımda rastlamadığım bir sorun tipi ya bu. Eve geldim ve kapı yoktu. Kapı duvara... Kapı duvar oldu. Evet. Kapı duvara dönmüştü. Kapı duvar bir terimdir. Dur bakalım. Kapı. Dış kapı değil mi? Tabii. Nasıl bir şey istersin? Vallahi yani, nasıl? Hoş geldin diyen bir kapı mı yoksa şey bir kapı mı? Çelik kapı. Yani gelseniz de olur, gelmeseniz de olur diyecek ama bunu evin sahipleri dışındaki insanlara aktarabilecek, anlatabilecek bir kapı. Ön kapı. Bizim kaç paramız var? 366 bin lira. Bu arada liraya çevirdik. Evet. Daha iyi anlaşılması üzerine. Çünkü aldı başını gitti dolar. Artık şey hesap yapamıyoruz. Kaç dolarlık malzeme aldığımızda bu kaç para eder diyemiyoruz. Bize bir dış kapı lazım. Şu Moroi... Ha, o da iyi. Bak şu soldaki gibi onun yanı. Julia komple ahşap kapı. Zaten bizim ahşap gibi ya. Ama bunlar iç kapı galiba. Dış kapı demiyor mu? Dış kapı demiyor. Dış kapı bir tane var galiba. Okey. Ya böyle çevirince de şimdi 1000 lira fazla geldi. Bir dakika. Dış kapı neredeydi? Bayağı paramız var ha. 367 bin lira yakın paramız var. Çok affedersin, ne yapmayı düşünüyorsun? He? Bu parayla. Parayının üzerine yatıp biraz daha başka şey yapacağım. Daha fazla para kazanacağım. Hadi şunu alalım. Aç bir şey. Evet, tut. Süs. Bitki. Al bir şey diyecektim. Aç bir şey dedim. Tamam. Ay süsü falan var ya. Bu ne? Koyabiliyor muyum? Eşyayı döndür. Başka bir yere koyabilir miyim? Burası falan olur mu? Portal açar gibi mi yani? Biz kapı aldığımızda her yerden girilebilecek mi olacak ev? Hiç zannetmiyorum. Oğlum bu çalışmıyor ya. Ya biz evimize nasıl giremeyiz? Bunu şikayet edebileceğimiz bir yer yok mu? Ya şöyle güncelliyordu galiba oyunu. Hı hı. Sonra güncelleme dedim çünkü baktım ki şey olacak yani. Şöyle bir saniye. Yani senin güncelleme demen üzerine oyun kendini kapattı mı acaba? İradi bir şeyle, ilişkilerde aksiyonla... Öyle değil midir? Yani bir sonraki işte kız der ki ben güncelliyorum olayları. Sen de dersin ki ya şu an
Yani bin tane iş var. Güncellersin şimdi bu şey bozulur. Hiç elleme dersin. Ondan sonra kız da der ki o zaman ben bu kapıyı duvara çeviriyorum. İstersen armut rengi yeşile çevirirsin der. O da kalbi anlamında mı? Bu, da, bu kalp artık tek duvar. Oda, tek oda bir kalp. Normalde kaç odacıklıdır? 4 odacıklıdır değil mi kalp? Beton yürekli kadın. Beton yürekli en kadın. En azından armut rengine şimdi boyayabilir house miydi? Slipper. Ama dediğin çok doğru. Bak şöyle. Ben de bazı ilişkilerimde kesinlikle güncelleme istemiyorum. %100 yani. Ben daha çok doğru bak. Annemden babamdan güncelleme istemiyorum. Çünkü eskisiyle de çalışır ya. Eski işletim sistemimizin nesi var ya demek istiyorum. Sürekli niye güncel? Mesela işte şey diyor işte Alisan amcanlar işte şuradan yazlık almışlar bilmem ne falan. Yani daha fazla güncellemeyin ya. Doğmuşuz, büyümüşüz zaten. Sülalenin ne olduğu belli. Herkesin alım gücü belli. Bilmem nesi belli. Bak aynı banyodan girmiş. External doors work like windows. Now so just pick a door from the store. Aynı bizim yaptığımızı yap diyor. Şimdi, kapı alın koyun diyor. Kapı alın koyun. Bakalım devam edelim. Deneyelim yani. Çok bir çok şey hoşuma gitti. Moralim bozuldu ama bir yandan da hoşuma gitti. Gitti çünkü hiç beklemedim. Uzun süre ara vermiştik. Ha, bak burada. Ha. Bak ben sana diyorum portal açabiliriz. Ama nereden gireceğiz? Her kapı kolunu kullandıkça bir yeri açılır. Ya girebilir miyiz gerçekten buradan ya? Bakalım bir dakika. Tam dediğin gibi portal yazmışlar zaten. Portal olarak görev görüyordu. Hah. Şuraya girebiliriz. Gir abi. Al abi işte ya. Sen ne uğraşıyorsun ya? Ya bu ama bir şey söyleyeceğim. Rahmetli babamın yapabileceği bir hareket sen ya. Sen normalde benim fikirlerimi hiç sevmiyorsun ya. Yok İlk abi defa bir fikrim tutmadı mı ya? Oğlum şu an yani tam olarak senin birebir dediğini yaptık ve ya burayı da kırma ne kırıyorsun? Burayı da boyayalım. Zaten, boyayalım tamam. Buradan olsun abi girişimiz. Giriş buradan mı olsun? Ne olacak ki? Olur bana uyar. Bir şey söyleyeceğim. İçinde yaşadığımız şeyler değişmedikçe bir yere ha önden girmişsin ha arkadan girmişsin. Cinsellik de böyle değil midir? Mesela. Bir düşün. Öyle olmamasına çalışmamız lazım gibi hissediyorum. Dur bir dakika. Geçen sefer de aynısı. Aynen. Tamam biraz işte. Daha mı kırmamız lazım? Yo iyi. Girer o. Ha biraz açacaksın galiba. Eşya bu. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tabloyu çek. Tabloyu çekeyim. Bir dakika. Tablodan girmiyor o. Şuraya geç. Onlar benim dayımla yengem. Dayımla yengem. Bu benim abim ve babam. Şimdi şurada dur. Dayımla yengemi şeyde öyle çizmişler. Hacca gitmişlerdi. Hani böyle yazlık yerlerde karikatür gibi çiziyorlar ya. Evet, öyle bir hizmet mi varmış? Tabii. Şeyde Suudi Arabistan'da kendini çizdirebiliyorsun. Bak sana ne diyoruz abi. Ama yine ters mi yaptın? Hayır, yok, baksana iyi. Nerede oldu? Bir garip oldu. Ama iyi, kışın üşümezsin kapının önünde. Öyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl? Bir dakika, bu kaç tane kapı var şu anda? İki tane mi kapı koymuşsun? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. O da iyi. Dur. Ne yaptın lan? Eşyayı hedefledim, bir saniye. Erman, biraz eşya düşkünlüğün olduğu söyleniyor, doğru mu? Oğlum biraz insanlar yüksek yüksek konuşmaya bayılıyorlar benim şeylerim hakkında. Ben en ufak bir keyfim hakkında birinden duydum, isim vermeyeceğim. Ama ver edebilirim, Hasan'dan duydum. Oğlum en ufak bir keyfim. Allah. Şey demişti bana bir kere. Heh. O çocukta biraz eşya düşkünlüğü var Ozan'cığım demişti, anladın mı? O sırada bu internetten şey mi oluyordu, acılı sos mu oluyordu? Hayır şey, çok özel gurme. Konserve mezgit ton balığı set alıyordu. Ya ben hayatımda Hasan İnceler'den başka konserve balığı set olarak alan biri görmedim. Çok tehlikeli bir adam profili. Evet. Ama seviyorum yani şeyi. Hayırlısıyla girdik ya Ozan şeye. Evet. Şuraya da böyle şunu yapıştırayım bir saniye. Oraya şöyle güzel bir duvar halısı asabiliyor muyum? Ha, onu oraya al. Aynen. Ama şeyden duvarı boyayayım mı? Boya. İlk önce boyayalım. Ama nereden bulacağız bu şey yok boyayı? Mu? Paint'teki gibi onun rengini alma
Hani duvara dokunup bu renk nedir? Ya keşke ya, keşke ya. Sence şimdi bir saniye. Bulalım. Koyu misket limonu olabilir mi bizim şeyimiz? İçerse. Renk körü adama mı soruyorsun? Bir ufak ne alalım bileyim? Deneyelim. Bence bu. Olsun. Olsun. Güzel bir denemeydi. Bulacağız, bulacağız. Açık boyalar. Misket mi o zaman? Sütlü yol Hint değildir. Hint gülü mü? Yaban arısı. Sarı fulya değildir. Şu mu? Genç çocuk tomurcuğu okudum onu. Allah'ım dedim bir anda yani. Allah korusun. Bu da çok açık gibi be. Aa buldun lan. Baban da mı? Buldun değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Neyi açtın? O ne ya? Fenerli boyama da mı var? Fenerin neyi de açtım ben ya? Ha, flashlight. Bravo kardeşim. Teşekkür ederim. Evlere servis, kızınız var bizim de onda, gözümüz var. Ha neyi anlatıyordum ya, şeyi anlatıyordum. Köye gidiyorsun, diyorlar ki ya bu bak bu ev bizim diye. Eve evet. Bakıyorsun, malın var diye sevinemiyorsun hani böyle. Heh, güzel oldu ya. Bayağı güzel oldu. Ya ama yatarak izleyebileceğim şey. Yatağa tekrar, ha. Yatak oraya dayanmaz mı ya? Şöyle çevireceğiz galiba. O konsolu biraz eve girişte bir sıkışıklık oldu. Ha onu oraya al. Aynen. Şey yapma dibe dayamadan. Aynen. Bunu da ittir. Ortaya mı olacak? Şu yolda? Şeyi büyük bir sıkıntı. Ne? Elektrikli testere. Abi satalım ya. Onları. Satalım çocuklar. Sat abi ya. Ya bunlar bize şekil... Ya biz şey gibi düşünmüştük değil mi buraya? Böyle hani bad boy. Benim evim aslında... bir garaj gibi falan ama baksana evet. Şey gibi oldu. Bayağı şimdi güzel. Bayağı öğrenci yurduna dön FETÖ'cü öğretmen ya da öğrenci de olabilir. Zaten onlar da öğrenme hiçbir zaman bitmiyor biliyorsun. Oğlum çok sevdiğim bir askerlik arkadaşım vardı. İşte şey değildi, FETÖ'cü değildi ama böyle yani onlarla aynı şeye inanıyordu. Ne derler? Dine. Hayır şey tasarımı, iç tasarım, iç dizayn şeyine inanıyordu. Yani gül. Ha şeydi, estetik algıları birlikte gelişmiş. Gül diyor. Güzel, şelale güzel, kalp kahvesi. Güzel, Türk kahvesi güzel. Yani şeyde iç tasarımda bunlar varsa güzellikler yeterince sağlanmış demek. Evet. Ya o çocuk işte abi, ikimiz de ayrı odalarda kalıyorduk misafirhanede. Hı hı. O işte kız arkadaşına şey olarak böyle bir jest olarak bunu yapmıştı böyle yatak ortasında seni seviyorum yazan bir ayıcık. Diyarbakır'da çok aradı o ayıcığı. Diyarbakır'da şeye inanmıyorlar öyle bir aşk tanımı yok sanırım. Yani en azından ayıyla şey. Aa yok. Ayı iz yaptı gibi oldu. Sonra bizim karargahın bahçesinden güller dökülüyordu o sırada. Gül yapraklarını topladı. Gül yapraklarıyla bunun etrafına kalp yaptı. Abi o şeyden önce balayında yapılıyor. Ya evleneceklerdi. Ha. Bayağı da satanik ayin gibi oldu söyledim yani. Ya bizim sevgimiz bir ayindir dedi. Dedim ya çok güzel şeyler söylüyorsun. Sizin hitabet sanatınız ne kadar gelişmiş. Bizim sevgimiz bir ayindir. Bu sevgiye karşı olanlar haindir. Her şeyi sattım ya. Bence de abi ama ayıcık dursun. Şuraya da bir şey yapıştırırız. Metal konseri varsa onun posterini yapıştıralım ben. Çok ben seviyorum. Ne isterdim biliyor musun? Şu ayıcığın biraz daha büyüğü olsa. Tamam bir dakika. Vardır. Onun... Onu da şu sandalyeye oturtsak da sanki internet kafe işletiyormuşuz gibi. Bakalım. Bakalım 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 bakalım. Ayı. Aynen. Büyük ayı var mı? Bunun büyüğü vardır mı? Yok. Bu var. Bu bizdeki zaten değil mi? Bizdeki. Şöyle ayı dedik. Fotoğraf, oyuncak ayı. Bunu da alayım mı? Bu da dursun mu? Dursun. Bak çünkü böyle yatıyor bu da. Olur. Şuraya koyayım onu da. Olur. Her yere mi koysak acaba? Oğlum şimdi... Tamam böyle iyi oldu. Kullanayım. Şimdi şey yapalım. Gir. Biraz bakalım ya ne var. Ne gelmiş? Bunlar bitirmediklerimiz.
Noel temizliği diyor. Yine Noel geldi diyor ki hiç alakası yok. Sığınak yapmak istiyor. Anaokul. Anaokuluna başlamıştık, bitirememiştik. Lanet etmiştik galiba. Çok fazla ıvır zıvır vardı. Evet. Evin boyanması var. Bakalım abi. Merhaba, eşimle beraber bir ev aldım ve artık yavaş yavaş ev işlerini bitirme noktasına geldik. Hayırlı olsun. İç cephedeki duvarları boyamanızı rica edeceğim. Hay hay. Çünkü her şey beyaz olunca çok sıkıcı oluyormuş. Doğru. Katılmıyorum. Onu anladık. Yani neyse. Oğlum minimalizm diye bir şey var. Ayrıca eksik olan... Pardon. Neydi? Ayrıca eksik olan eşyaları... Çeksene imleci. Hı. Eşyaların kurulumu da önemli. Örnek vermek gerekirse iki klima ve iki radyatör. Allah Allah. Niye ki? Bunlar şeyler, zengin. Umarım çok fazla zamanınızı almaz. En kısa zamanda yeni evimize taşınmak istiyoruz çünkü. Saygılarımla Tevfik Yıldız. Kabul ediyorum dediği her şeyi. Kabul et. Sahibi izninizle birim tazmıyor. Ya biraz şey, bir adam gibi geldi. En azından minimalizmde haberi olmayan, her şeyin beyaz olduğunda... Göreceğiz. Ya bu arada ben sana şeyin başında dedim ya, oyunun başında. Köye gidersin, bir dönmüşsün diye. Benim hiç öyle aslında bir şeyim yok. Bizim köyümüz möyümüz yok. Sizin köyünüz var mıydı bilmiyorum da. Vardı. Ama ilkokuldayken çocukların köyü olmasına aşırı özeniyordum. Ve annemle babamı bir kere yani hırpalamıştım. Bizim nasıl köyümüz yok. Yerden yere vurmuştum kendim. Ben köye niye gidemiyorum? Yani özendiğim şey... Çocuk dediğin ne kadar hastalıklı bir şey olduğunu buradan anlayabilirsin. Yani köysüzlüğe karşı saldırgan tutumlar takılmıştım. Ve annem bir yerden sonra şey oldu. Tamam dedi. Bizim komşumuz vardı, Yıldız teyze. Onların köyü varmış. Tamam mı dedi? Ya şey dedi. Tamam köy. Neye tamam dedi? Köye gideceğiz. Ha, köye gideceğiz. Dedi ki Yıldız teyzenin köyü var. Orası da bizim köyümüz gibi bir şey dendi. Evet. Ben oraya gitmiştim. Abi gittik köye. Eskişehir'in böyle Seyit Gazi yakınlarında bir köydü. Yani girer girmez this is a disgusting place şey hissi. Yani şey yani hani gerçekten insan ne dilediğine çok dikkat etmeli. 10 gün boyunca sıkıntıdan geberdim Erman, geberdim ya. 10 gün mü? Evet, bayağı biraz kaldık. Annen sana bir hayat dersi vermek istemiş annem galiba. Annem bence büyük bir ihtimalle babamdan biraz şey... Uyan çocuğu bir götürürsün gösterirsin de 10 gün... Evet, dereye girmiştim. 10 gün artık askerlik yapmıyor insanlar. Hatırlıyorum ya, 7-8 yaşındaydım, dereye çırılçıplak girdiğim için şey olmuştu köyde ilk defa hani... Son 50 yıldır en büyük olay denmişti. Sen bayağı... Evet, nudist bir tavırla köyde dolaşmam. Ve şeyi anlamıyordum mesela. Bir şey böyle deste deste duruyor, tamam mı? Şey, gittiğimiz köy evinin bahçesinde. Tavanı da boyadık yanlış. Tavan boyanmıyordu ki tavanın bunda. Boya. Demek ki öyle bir şey gelmiş. Oğlum sen öyle mavi göl gibi takıldın. Peki şey kızlar ne dedi? Köyün evlilik yaşındaki çağındaki kızlar ne dedi? Ben çok küçüktüm şey falan demiş muhtar. Ya hani çocuk küçük de hani yine de çok ortalık yerde öyle hani çırılçıplak şey yapmasın diye. Annem dedi oğlum senin hiç huyun değil, bir şeyin değil. Ben şey dedim. Mayosuz beni getirdiniz. Dere var. Donla gidiyorum. Donumun ıslanmasına müsaade edemez mi dedi. Yani bir... Köyde de hani o kadar da şey olmuyor. Yani uzamıyor meseleler. Tamam deniyor geçiyor. Şeyi anlatacaktım vuruyorlar sana. Şey oluyordu. Köy bahçesinde üst üste koyulmuş bir şey var. Bu yorgan da olabiliyordu Erman. Şey de lavaş da. Yani tekstil ürünleriyle yiyecek şeyleri ben çok anlayamamıştım. Çünkü her şey birbirine benziyordu. Yattığımız yerle yediğimiz yerler birbirine benziyordu. Şeyler daha doğrusu. Neyse. Ya battaniye gibi görünen şeyler vardı, lavaşlar vardı. Çoğu orası. Şey battaniye gibi gözüküyor, haklısın ya. Yani saman yığınları da battaniye gibi gözüküyor. Bazı evet. Zaten koyunlar, köpekler de battaniye gibi duruyor. Bazı insanlar da işte basma giyen teyzeler de bazen uzaktan bakınca hareketsiz durduklarında üst üste atılmış bir pardesü yığını gibi duruyor. Ya da şey gibi görünüyor bazı teyzeler. Battaniye. Şık şeyli, dış kağıtlı... Böyle güzel kumpir ya da böyle tombul güzel bir şey sandviç gibi görünebiliyor. Tamamen kafam karıştı. Gerçekten beyaz çok disorienting bir şeymiş. Ya beni ilkokulda, ya benim zaten dedemle anneannem köydeydi. Biz gidiyorduk köye. Şeyler de hala köyde. Ne derler? Dayımlar da hala köyde.
onların köy olduğu köyde değiller aslında. Bob Eskin biraz dışındalar ama artık köy kalmadı onların. Ondan sonra biz zaten yani Bob Eskin'de köyde şeyi olmayan, köyde herhangi bir bağlantısı olmayan yok. Yine de bizim ilkokulda bize hepinizi köye götüreceğiz. Bir gün köyde geçireceğiz. Siz köy hayatını göreceksiniz dediler. İşte ki sen biliyorsun. Oğlum herkes biliyor zaten. Bob Eskin köy niye, değil. Bob Eskin... Niye öyle bir şey? Sırf müfredatta yazıyor diyor. Müfredat diyorum. Herhalde. Ne bileyim gidebilen gitsin demişler. Ya da o gün belki genelde eskiden ilkokulda müdürün bir işi olması, orada bir işi olması üzerinden yürüyordu ya genelde işler. Evet. Orada belki çift bir kendi evi var. Oraya çift çanak anten taktırmaya gitti. Abi bu köye gitme meselesi zaten ben yani çok saçma ya. Yaşamayacağım bir yeri ben niye öğreneyim, niye göreyim ki? Bak yani... şimdi garipliği dinle. Bize ona gittik. Bizi tanıttılar. İşte böyle böyle diye. Bunlar çocuklar. Bunlar şey çocuklar. Bir anda orada bir köy çocuklarını da gösterdiler. Köy okulundaki çocukları da. Aslında yani şehirlerimiz tamamen aynı. Yani evde bağlı olan antenler tamamen aynı. Çeken kanallar tamamen aynı. Zaten hiçbirimizin ekstra bir Baba Eskide de iki tane. Yani kimse birbirinden farkı yok aslında. Evet, Baba Eskide de iki tane pota var. Orada da iki tane pota var. Ama bir anda bizi şey diye tanıttılar. İşte bu şehirden gelen arkadaşlarınız diye tanıttılar. Birden böyle bir şey ayrımı oldu. Yani sınıf ayrımı oldu. Sonra hadi tanışın dendi. Sen oraya niye o renk yaptın ya? Onu istemişler. Hadi tanışalım falan dedik. Tabii ama orada yani ben hemen şey dedim. Awkward dedim. İşte köylü de şey dedi. Ben köylüyüm. Ben bir awkward bilmem falan dedi. Yukarı awkwardlıyız biz. Yukarı awkwardlılar. Ondan sonra ya dedim ben işte şey size hep ben şeyden şehirden geldiğim için hepinize anlatacağım işte British humor'ı, evet. İşte İngiliz mizahını merak etmeyin dedim. Yani ben ne işin benim sizin ne işin bittiğinizde hepiniz çağatlamış olacaksınız dedim. Sonra orada bir herkes birbirine uyuz oldu yani. Biz işte oraya getirildiğimiz için uyuz olduk. Çünkü zaten bizim normalde gitmek zorunda kaldığımız köyler zaten ya bu ne her şey beyaz ya. Adamın dediğine geldi. Ya o saçma sapan bir dönem milli eğitimde inanılmış bir şey vardı. Hani köye gittiğimizde en asil duygularla karşılaşacağız. Köye gittiğimizde oradaki o saf çocuklar. Doğru diyorsun. Ben benim evimde internet yokken bizim alt komşu İbo vardı. İboların köydeki evde internet olduğunu duymuştum ben. Köyde Erman. Anlatabiliyor muyum? Ya köyde daha rahat şey yapıyordum. Başvurum ya daha köyde, rahat alınıyordum. Ben hala daha cayır cayır porno dergi ararken köyde internetten porno izleyebilen çocuklar vardı. Şimdi ben bunun nesine şey yapayım? Anladın İşte mı? Herkes ayrı yerden çekiyor medeniyet çizgisini. Yani bir şey var hani sizin çiftlik nerede bitiyor, bizim çiftlik nerede başlıyor, kavgası hep var köylü. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Sence o dönemde zorla hani köy gezilerine katılmış kaç tane çocuk şu an hani şehir hayatını bırakıp köyde yaşamak istiyorum demiştir. Anladın mı? Hani var ya öyle bir biz abi gittik işte şeydeyiz ne derler. Sarı Fellik'teyiz. Sarı Fellik'e yerleşeceğiz abi. Muğla'nın hiç dokunulmamış bir yere abi. Ya hiç dokunulmamışsa kötüdür lan. Kötüdür. Kötüdür şey oğlum yani. İskan yoktur, galiba şey yoktur. Ki bir de bak köylüye güvenilmeyeceğini en güzel anlatan filmlerden biri nedir biliyor musun? Midsommar. Gip soğana çevirdiler çok affedersin milleti hatırlıyorsun değil mi? Köy sevdasına işte. Yok bizim açmamız meşhurdur. Bizim insan açmamız meşhurdur. Çok spoiler da vermek istemiyorum ama. Bizim düğünümüz meşhurdur. Bizim bilmem neyimiz. Ne bileyim işte ya. Köylü yani bizim hani orada şey yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ne derler? Biz işte orada kendimizi tabii yüksek bir yere konulmuş hissettik. Onlar evet. Yani çocuklar da tabii haklı olarak şey dediler. Ha bunlar mı şey dediler yani çağdaş, medeni tamam biz de. Bizim o zaman televizyonda izlediğimiz o güzel şey insanlar, eli yüzü düzgün insanlar değil. Bunlar yani gerçekten falan dediler. Big City Boy. Big City Boy hem bunlar diye. Şu şeyin üstü kaldı. Yapacağız dur. Ha, çekeceğiz mi? Çekmemiz lazım. Neyse sonra zaten bir her şey çok tuhaf başladı. Sonra biz zannettik ki orada tamam şey yapacağız.
kaynaşacağız. Bir iki top oynarız. Ben babamın marketinden 3 kutu hobi getirmiştim. Büyük kutu. Mini hobilerden. Hmm. Değil mi? Yani ben bunların üstüne atarım. Bunlar zaten bunlar yani. Dediğin full köylüler mi? Köylü çocukları çocuklar mı? Çocuklar. Köylülere hesaba katmadım. O da benim bir öngörüsüzlüğüm oldu. Çünkü gerçekten şey de geldi. Kazına kadar geldiler. Bir de köyün en okumuşları o çocuklar oluyor ya köye gittiğinde. Yani köye gittiğinde ilkokul en son sınıfa giden o köyün en okumuşu oluyor. Örgün eğitim şeyinde yani. Değildi ya. Bayağı o dönemden bahsediyorum. İyi bir durumdalardı. Neyse dediğim gibi yani zaten herkes... Babaeski'nin köylüsü genelde Babaeski'de yaşayan insandan daha şey oluyor, daha zengin ve kültürlü oluyordu o dönem. Anlamında. Yalan atmış olmayayım da. Ya da şunu bir yere yerleştirsem aslında ne kadar hoşuma gider ya. Bir yeşil. Bir yeşil yakaladık. Ondan sonra biz orada ben hobileri dağıtacağım. Şeyin birincisi olacağım işte, köyün birincisi olacağım gönüllerde. Benim heykelimi dikecekler, gönderecekler diye düşünüyordum. Peki şey demeyi düşündün mü? Alın köylüler bir hobiniz olsun gibi bir şaka yapmayı düşünmüş. Abi onlar bir numaralı müşterimizdi bizim market olarak. Biz aynı zamanda toptancıydık. Öyle şey yapmayı, büyük hareketler yapmayı kendime yediremedim. Doğru diyorsun. Neyse ondan sonra tam işte biraz top oynadık. Biraz işte hobi yedik. Biraz işte şey mi daha kötü, kaz mı daha kötü, köpek mi daha kötü onu konuştuk. Ki kaz her durumda şey yapıyormuş. Evet. Yer dediler yani kaz her türlü köpeği mahvuf eder dediler. Oğlum bazı kazlar var gerçekten Terminator gibi ya. Bize en son geçen Beykoz'da yanına gittik ya. Evet. Ne biçim tısladı lan öyle. Kaskus gibi bir şey yaptı ya böyle. Çok çok sahiplenciler. Çok agresifti ya. Çok çok savunmacılar. Bir kadının bir erkekte aradığı bütün özellikler bir kazda var aslında. Default olarak var. Default olarak yani var. Öyle şey de. Yaşaya yaşaya da eklemiyor. Şeyine çok önem verir. Yaşadığı yere çok önem verir. Ne derler? Tanıdığı insanları çok net tanır falan filan. Herhalde bunlar önemlidir ilişkilerde, tam bilmiyorum. Neyse. Öğle yemeği vakti geldi. Ben gittim bizim hocaya şey dedim. Ya burada ben biliyorum bu köyü, inanılmaz kavurma yapıyorlar dedim. Yani şey kavurmasını yemeden buradan giden örgün eğitimde okuyorum demesin, en ufak bir kazanım sağladım Cumhuriyet'ten, en ufak bir kazanım sağladım demesin dedim. Bu ses biraz fazla mı? Çok affedersin. Şey yapıyorum ama. Hoş ama. Bunun üstüne bağırarak konuşma hoşuma gitti. Ya sen bir öğrenci olarak, ilkokul öğrencisi olarak öğretmeni bu köyün kavurması meşhurdur mu dedin? Evet çünkü bize bu şey geliyordu. Bu nasıl bir şeylik? Ya benim dedeme telefon geliyordu. Mehmet abi. Evet. Şu an elinde ne iş varsa bırakıyorsun. Yani çok, perakende... Çok yüksek tempolu bir swinger'a başladık. Elinde ne varsa bırak. Köy şu an yıkılıyor yani. Moruk gibi. Toptan perakende aldı verdi. Elinde ne iş varsa hemen bırakıyorsun. Şu an şey yapıyor. Yeni şey kestik. Kuzu kestik. Hmm. Hemen geliyorsun. Ve de... Hemen kavurmaya çeviriyorlar yani kuzuyu. Hemen başarmamız, bunu birlikte başaracağız diyordu. Çeviriyorlar mıydı peki? Tandır. İnanamazsın ama. Dedim hocaya işte böyle böyle yani gitmeden bar geldik bir şey olsun, bir faydası olsun. Hoca da şey dedi. Şimdi sizin şeyinizin bu ne derler? Köy experience'ınızın, köy deneyiminizin bir parçası olarak hepiniz bir eve esayin edildiniz, atandınız. Hı hı. Şimdi siz çocuklar, hani hangi çocuk size alacaksa o sizi alıp evine götürecek dedi. Hı hı. Şimdi ben zaten biliyorsun yeni insanlarla tanışma konusunda sorunlarım var. Güven problemlerim var. Evet. Her şeyi yiyemiyorum. Bunu yaparken boruları birleştirmen de çok hoşuma gitti. Evet. İşte her şeyi yiyemiyorum. Büyük ne derler şeyler var. Abdestim var. Yani... Ya yok neydi o? Reflü var. Aha. Falan filan. Falan dedim. Ya dedim çok fazla hobi yedim hocam. Yani yapmasam girmesem şu işe falan. İşte. Evet. O da dedi.
Tabii olur dedi. Vallahi mi dedim. Hayır tabii ki olmaz dedi. Siktir git nereye gidiyorsan. Peki sizin hepinize yetecek kadar kavurma çıktı mı oradan? Ne kavurması oğlum? Zaten eve çocuk bir tane çocuk aldı. Olana kadar hiç görmediğim. Hı-hı. Yani işte hobi sırasında bile yoktu. Çok şeydi. Çok hayattan vazgeçmiş bir çocuk. Aldı beni evine götürdü elimden tutup. Aa. Hiç şeyi de soramadım. Yani adın ne falan da soramadım. Bir garip oldum çünkü. O da garip oldu. O benden daha şeymiş. Ne derler? Daha sosyal anlamda daha engelliymiş. Hı-hı. Aldı eve götürdü. Evde eve soktu beni. Annesi şey dedi. Bu kim dedi. Haklı olarak. Come on mom. He's my boyfriend. Biraz açık görüşlü oğlum. Bu benim. Ha, tamam. Bir dakika boyayacağız. Tamam boyamamız lazım. Tamam. Ondan sonra. OMG mom dememiştir. Oh my God. O kadar şeysiniz ki beni boğuyorsunuz. Kendiniz o kadar işte gericisiniz. Beni boğuyorsunuz anne dedi. Öyle demedi. Şeyden getirdiler dedi. Baba eskiden gelmiş bizimle yemek yiyecekmiş dedi. Düşünsene öyle bir yerden. Çok iyi ya. Annesi de sormadı adama. Ondan sonra abi işte. Abi köy misafirperverliği işte yani. Ben orada da dedim. Ya bir şey söyleyeceğim ama katılacaksınız. Awkward dedim. Annesi de işte yani tamam bizde fasulye var dedi. Yer misin? Yerim. Ya orada çok mesela pazarlığa girsen çok iyi olurdu. Çok da güzel. Fasulye. Çok da... Şöyle. Başka ne var? Başka ne var? Ya, ya da ne yapabilirsiniz? Ben bir mutfağa bakıp belki bir hani biz beyin fırtınası yapacağız. Çok güzel bir yeni yemek çıkaracağız burada falan. Hani dene dediğiniz şey sizin bulgur zaten. Ve deneyebiliriz yani bulgurla bir şeyler. Yedin mi peki ne verdilerse? Onu yedim. Tam yerken de babası geldi işinden. Afiyet olsun dedi. O da oturdu. O da bizimle yemeye başladı. Güzel. O da hiçbir şey sormadı. Sen nereden geldin ve ne yapıyorsun falan diye. Sonra sessizlik içinde yedik. Sonra biraz televizyon izledik. Sonra ben dedim çocuğa ya herhalde artık şey yani bir şekilde dönmemiz lazım herhalde dedim. Sonra yine benim elimden tuttu. Neden elimden tuttuğunu da bilmiyorum. Elimden tutarak götürdü evine. Evinden de hani kaybolmasın benim üzerime zimmetli gibi. Öyle şey gibiydi. Ne bu ben çocuk senle yaşıt mıydı peki? Yaşıt. Küçük falan olabilir mi? Hayır yaşıttı ya. El ele tutuştunuz ve de. El ele çok büyük değildik. İlkokul 3 falandı. Tamam güzel. Bence çok iyi. Ya burada biraz da şundan dolayı bir güzellik var. Bu kadar rahat olmanın nedeni neydi biliyor musun? Çünkü birey olarak görülmüyordun köyde. Yani şu anda hani şey yapıyor ya, onunla konuşun. Onunla büyük bir bireymiş gibi iletişime geç çocuk. Yani orada adamın kadını senin kimseye s**tlememesinin tek nedeni çocuk olman. Sen benim için rahat bir şey olduğunu düşünüyorsun bunun. Hayır yani yemişin, içmişin, çıkmışın, gitmişin oğlum. Kimse de sana şey dememiş yani. Kardeşim ne ayaksam, niye buradasın, anan kim, babam kim? Herhalde çocuk gel, yer, yer, gider. Yani eskiden öyleydi ya. Yok. Ondan bahsediyorum ben. Benim... Ya da bunlar manyak mıydı ailece yani? Şey. Hayır yani sadece şey orada ne derler planlanan şey şeydi. Yani manyakça bir, zaten garip bir şeydi. Hani benden daha iyi atlatmış var mıdır? Vardır. Ben şey yani ilk... Orada hissettim. İleride sakalım çıkınca altından dermatit çıkacak. Sakal kaşıdıkça beyaz beyaz aşağıya akacak diye. Yani büyük kaygı şeylerin mirasın orada şey olmaya başladı. Vardır daha düzülmeye daha başladı. Derine inersen vardır da güzel şeyde ya şeye saklıyordum ya ileride bir gün terapiye gidersem orada daha böyle şanlı anlatırım hani daha böyle aşırı kötü olmuşum gibi evet. Anlatırım havasını atarım diye saklıyordum ama bugün bana tecavüz ettiler falan gibi bir yok hayır şey yalan değil de yani orada kendimi çok yabancılaşmış anladım, hissettim anladım. Falan daha böyle allayıp pullardım yani ya özgüven problemi yaşatacak derecede şey bir aileydi. İletişime kapalı bir aileydi falan diye mi anlatacaktın? Ben, köylü aileyi. Ya hiç yani eğer terapiye gideniniz varsa hiç şey yapmayın. Allayıp pullamayın. On şeye bırakın. Yani terapiste en büyük zor durumda sokacak olan odur. Evet. Böyle bir şey olmuştu ve ben bunu unutamıyorum. Sence neden deyin şeye.
Terapist de aslında terapist... kırık çıkıkçı gibidir. Sen ağrıyan yerine ah de sadece. Yani terapiste şey vermeyin eline, yani onun zaten para kazanacağı para oradan kazanacak. Kesinlikle. Neden? Yani parasını hak etmesi için şeyi söylemesi lazım. Sana onun söylemesi lazım. Sen acaba öyle mi oldu, acaba böyle mi oldu deyip şey yapmamak lazım. Evet, bir de şov, daha da şova itersin adamı ya da kadını. Sen bir dedikçe o üçe çıkar. Tabii, şey, tabii bir, öyle bir... olmuştur. Tabii falan. Aynen. Abi zor ya. Şimdi biz bu eve Tamer Bey ile Sevim Hanım mıydı? Bilmiyorum. Bunlar kaç yaşında acaba? İki tane. İki klima, iki radyatör diyorsa biraz kemikleri üşüyor ve çabuk ısınıyor olabilir. Oğlum şu an ben mahallede görüyorum. Herkes iki tane klima istiyor. Bir tane klima isteyen kalmadı. Köy Division. Köy Division. Çay. Çay içtin peki? Çay will tear. O zaman çay benim çok midemi bulandırıyordu zaten, o yüzden. Peki senin bu kaçış sürecinin öğretmenlerin lan sen neredesin? Gerizekalı falan gibi bir şekilde sana kızmadılar. Yani gidip döndüğünde hala okul orada mıydı? Ben kaçmadım oğlum. Herkesi birine verdiler. Diyorum ya sana. Ben anlaştım biriyle... da gittin. Hayır, herkesi biriyle şey yaptılar, eşleştiler. Tam anlaştık deyince ben şey sanıyorum. Hani sen bütün bu organizasyondan ayrı olarak köyde çok iyi bir bestie buldun. Kendine bakışlarınla anlaşacağın. Atıyorum Ömer Faruk. Ömer Faruk'la siz bir anda el ele eve kaçtınız gibi düşündüm. Hani var mısın şey gibi. Yeni bir deneyim. Yani evet. Var mısın, fasulye yiyelim. Ha. Birini şey yapıp kenara çekip. Oğlum çok saçma. Annen ne pişirdi? Öyle tosun adam. Ya da şey böyle çekip o zamanlar şeydi ya, sadece üzerini kokladığında o çocuğun evinde ne piştiğini öğrenebildiğin zamanlardı. Oğlum şeyde. Fasulye gidiyoruz Ömer Faruk gibi böyle. Oğlum şey vardı bizde benim ne derler. Okulumda, benim sınıfımda bully vardı. Hı hı. İşte zorba. Hı hı. Ama sadece şey yapıyordu. Gelip annen ne pişirdi lan öğlen falan diyordu. Beğenirse senin evine geliyordu. O kadar dönmüyordu. Sana zorla ödev yaptırmıyordu. İşte böyle yani tek şeyi, tek olayı şeyde yemek istemiyor. Dışarıda yemek istemediğinde. Gastronomik bir evi zorba. Yakın, evi yakın olanlara şey yapıyordu. Gelip annen ne pişirdi lan. Gurme zorba. Gurme zorba. Vay be. Şuraya bir tablo. Annen pişirdi lan, çok iyiymiş ya. Ya bir de çok yüksek sesle söylüyordu annen mannen diye. Geceyi muhafaza eden bir kedi mi? Çok güzel ya. Bu ne güzellik ya. Bunların henüz hak edip hak etmediklerini bilmiyorum. Geceyi muhafaza eden bir kedi. Benim en sevdiğim pozisyondur. Sürpriz benim ve son bir sürprizim var dediğim pozisyon. Gecenin sonunda. Şeyin üstüne gelen meyve, balığın üstüne gelen meyve gibi. Mobil ya. Şeyler ne? Dekorasyon. Hı hı. Resimler. Ne yapıştıralım bunların? Herkese şunu vermeyelim değil mi? Kafası kes. Kazıklı Voyvoda olabilir. Hı? Bu akşam seni Kazıklı Voyvoda... Ev sahibiniz diye. Ev sahibimizin resmini astık yatak odasına. Buna baktıkça beni hatırla. Gelemediğim bu, günler. Bu işte Kont Dracula'nın ilham alındığı tarihi şahsiyet olarak geçer. Osmanlı bunu ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış oğlum? Oymuş. Öyle mi dersin? Tabii canım. Osmanlı oya ilerlemiş zaten. İlmek mi? 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'yı böyle oya oya ilerlemiş. Allah'tan kameramız açık, yakalayabildik şu şeyleri, güzel hareketleri. Ya önce radyatör satın alacağım. Ya arada o kadar sıkılıyorum ki gerçekten şey olmak istiyorum yani. Başka bir güruhun adamı olmak istiyorum. Başka nereye şey ya? Başka güruhun adamı var mı kafanda özellikle bir şey? Ya işte hani Osmanlı böyle oya çıktı abi oya. Yani o gürültüde de o tarafta da olmayan bir karakter gibi. Ha sen ama şu anki şeyinde de yani şu an zaten bir tam bir mahalleye sokmazlar seni. Hani bu buranın adamıdır yani.
Beni mahalleye sokmayacak hale getirdiler. Seni mahalleye sokmayacak hale getirdiler. Ama yani şu an yapamamanın bir sebebi yok. Hani sen tabii sadece ki. Şey mi istiyorsun? Çok sıkılıyorum Erman ya. Çok sıkılıyorum ya. Mu diyorsun? Vallahi çok sıkılıyorum ya. Gel şurayı gül pembesine boyayalım. Belki olur. Biraz iyi gelir sana. Ya bazen böyle şey diyesim geliyor. O kadar sıkılıyorum ki ya of Gülpembe falan da o kadar iyi şarkı değil ya. Of abartmasanız mı acaba diyesim geliyor. Ama sonra diyorum lan sen yaptın mı Gülpembe gibi bir şarkı? Ondan sonra diyorum ki yo ya, yani eleştirmen için yapmana gerek yok. Aa, ondan sonra derken sonra bayağı eğlenmişim ve iyi vakit geçirmişim. Bir buçuk saat geçmiş ya ve diyorum ki vay ulan insan vallahi kendine böyle arkadaş yok, ve olmadı. Gülpembe sayesinde. Evet. Gülpembe'nin seni nasıl ve ne zaman eğlendireceğini bilemezsin ya. Ben genelde şey oluyor ne derler. Evet. İşte müzisyen dostumuz çok. Kendi stüdyosu olan arkadaşlarımız var. Hasan devamlı bir şeyler alıyor evine. Devamlı. Bir yerde bir ork buluyorsun ya. Evet. İşte aa özel. Hasan'ın evinde terlik ve müzik aleti çok fazla. Farkında mısın? Kaç çift terliği var? Hani bize diyor ya hangisinden vereyim diye çıkarıyor ve şey diyor hani önü kapalı gibi olanlardan mı? Önü kapalı ve yünlü gibi olanlardan mı? Açık ya, evet ve şey mi? Evet ve şey ne, yani. Ne yapıyor eve, ki acaba? Terlik. Ya, ev terliği açısından bir Spotify gibi yani. Her janr var. Her janr var. Bir de şey diyor yani mesela sen şey diyorsun. Ya şöyle üstü kapalı olsun diyorsun. Üstü kapalı 4 tane 5 tane evet. Şey gösterebiliyor sana. Grup gösterebiliyor. Üstü kapalı terlik gibi gruplar. Çok güzel olur. Güzel bir terlik playlistim var da çok güzel olur ya yani. Neyse. Ha ne diyordun? Şey Gülpembe ile eğlen. Ben Gülpembe ile ilk nasıl eğlenmiştim biliyor musun? Ortaokulda bir çok kötü bir şaka yapmıştık arkadaş. Sen gülünce biz de gülmüş sayıldık gibi. Hani Almanya yenilince biz de yenildik. İlk şakam Gülpembe ile ilgili öyle başlamıştı. Bir güzel. De Gülpembe'nin ben sonradan öğrendim şey babaannesi olduğunu Barış Manço'nun. Ben şu an öğrendim. Gerçekten mi? Barış Manço babaannesine yazmış şarkıyı. Granny. Yani bize Granny. Güzel şeyleri var ya ne derler. Çocuk için var. Ya şu hareket abi, çok kötü ya. Tavan ne? Tavana ne tavanı yapmıyorduk yani. Siz ne yapmışsınız? Bozmuşsunuz bu oyunu ya. O zaman işte şey gibi oluyor. Esenyurt şey eskort evleri gibi oluyor. Tavanı da şey yapınca. Esenyurt eskort. İşte Esenyurt eskort. Evlere servis kızımız var bizim de onun. Esenyurt eskort. Evlere servis kızımız. Random hatta giriyorum ya. Hatta evlere servis edilen kızda da hızımız var. Random girin. Random baba türbesi. Peki bir şey söyleyeceğim. Akşam oldu biz bayağı bitirdik işleri. Bitirmedik aslında. Şu an çıksak şey demezler noktasındayız. Vay birader parmağının ne ucuyla yaptınız? İş yapmış demezler noktasındayız. Buranın kirası kaçadır Erman sence? Şimdi ama yeni olarak 10 düşün. 10 senelik alıyorlardı buradan. Öyle mi diyorsun? Senelik alıyorlardı ve asla iki tarafta hiç şey yapmıyordur. Hiçbir şekilde konuşmuyordur buranın kirasını. Şeyler üzerinden. Mesela sen yatırıyorsun bir şey. Hı hı. Ondan sonra ertesi gün ev sahibi arayıp işte şey diyor. Bilemediniz diyor. Peki aşağı mı yukarı mı diyorsun? O nasıl bir şey? Onu ben mi söyleyeceğim diyor. Ondan sonra gidip EFT'nin bir kısmını iptal ettiriyorsun. Belki azdır diye. Bütün sene boyunca süren bir şey. Mücadele. En son şeyi söylemeyeceğim diyor. Aşağı yukarı demeyeceğim ama şu an şey hissediyorum diyor mesela. Ne derler? Gittiğim pansiyonda ummadığım kadar güzel bir balık buldum gibi hissediyorum. Yani ya kahvaltısı iyi çıktı kahvaltısı gibi. Sen oradan hissiyatlar üzerinden şeyi anlamaya çalışıyorsun. Kirayı, yıllık kirayı az mı yatırdık, çok mu yatırdık? Oğlum şu anda ben geçen ev sahibimle işte konuştum. Ya dedim neler oldu ya? Neler oldu? Çünkü bir sene hani şey kira sözleşme yenileme zamanı geldi. Görüyor musun ya? Neler oldu ya? Çık.
Yani müthiş bir devalüasyon falan. Ya gerçekten kirayı nasıl konuşacağımı bilemedim. Ne desem, ne desem az, ne desem çok, ne desem... Şu an ne desen az, ne desen çok ya. Evet. Ne desen az, ne desen çok dönemi. Onun için bilmiyorum. Ya gerçekten millet bazı yerlerde... Yani çoluklu çocuklu oturuyor ki milletin içinde sen de varsın. Evet, teşekkür ederim. Nasıl şey yapacak ya insanlar? Nasıl yaşayacak oğlum? Gerçekten hiç... hiç sürdürülebilir bir yerde değil şey olarak yaşanan acılar yani. Bilmiyorum. House Flipper'ın içine girip yaşayabilen varsa şu an elinde ben imkan varsa ya. House Flipper'ın içine girip yaşasınlar çünkü House Flipper'da çok geniş evler var. Şu iki kişi oğlum, için ayarladı. Oğlum evler neredeyse artık şey oldu ya bizim için. Şu cazip görünmeye başladı. Şu iki kişilik ev, iki kişi için yaptığımız eve bak şey bitti. Doğanın dengesi bozuldu kullandığımız boya yüzünden anlatayım. İki kişi mi yaşayacaksın sen? Al 10 tane daha insan al bu. Eskiden ne güzel konak sistemi varmış. Evet. Her odadan 3 kişilik aile çıkıyor. Evet. Ne kadar iğrençmiş ya. Bir şey söyleyeceğim. Belki şöyle bir şey olabilir. Konak sistemine yeni bir dokunuşla geçilebilir. Şöyle düşün. Aklıma şu an geldi sen öyle deyince. Şimdi sizin evde sen, Ferhan, Ebru yaşıyorsunuz tamam mı? Evet, onu yaşamak belediye denirse. Şöyle yapacak. Atıyorum sizin kiranız 10 birim. Evet. 10x. Tamam mı? Diyecek ki Çağlar ailesi siz 5x ödüyorsunuz. Aha. Ben de evli ve çocukluyum diyelim. Akyol Aha. ailesi siz de bu eve yaşayacaksınız. Peki nasıl Sayın İmamoğlu diyeceğiz. O da diyecek ki çok basit. Şöyle her aile ayın 15 günü kendine tahsis edildiği şekilde evi kullanıyor. Yani gün aşırı şekilde switch ediyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Belediyemizin kültür sanat etkinliklerine bedava giriş. Şöyle biz sen evde kalırken ailenle Akyol ailesi belediyenin sağladığı bedava enerji içecekleri ile sabaha kadar İBB'nin atıyorum şeyinde sinemasında dünya klasiklerini izleyeceğiz. Şey içip, enerji içeceği içip. Yani sabah, ertesi gün sabah 10'a kadar takılacağız. İşte şey gideceğiz, sanat etkinlikleri şu bu. İBB'nin şeyinde ne derler, lokantaları var ya şimdi. Beltur, Meltur bir yerler, bir şeyler evet. falan. Yemek yiyeceğiz ucuza falan. Ne diyorsun? Dönüşümlü, konak gibi. Bilemiyorum. Bilemiyorum yani şey ya o kadar şey enerji alıp... içeceğinden geberir miyiz onu düşündüm yani hani sağlıklı değil diyorlar o zaman o kadar güvenmeyin diyorlar. Kafeinli şeyler diyelim yani şöyle hani geceyi ailenizle sanat sepet ya düşünsene üst üste Godfather 1 2 3 şey Rocky 1 2 3 4 sabaha kadar sinemadasın. İşte şey gidiyorsun. Performans sanatı izlemeye gidiyorsun. Ya bir şey yani, var ya yeni... Hem gelişim hem de evi dönüşümlü kullanma. Belki katılımcı da olursan yani biz zaten belediye olarak etkinlik yapmayı çok seviyoruz. Ve katılımcılara da ihtiyacımız var. Hani bir evde birisi kalırken evin diğer sakinleri işte bu yeni modern işte dans çağdaş dans şeyi yaptılar ya. Evet. Onun zorunlu katılımcısı olacak. Sonra sen işte Ebru ben Aynen Ferhan öyle. Çıkacağız. İşte böyle... şeylere falan tutunacağız. Böyle klimalara evet. tutunacağız. Kendimizi sallandıracağız. İşte böyle ben ayakkabılarımı alıp ellerime şey yapacağım, takacağım böyle falan diye çarpacağım. Ferhan zaten genel anlamda... Ya aynen öyle. Şöyle hazır bir sürü sanat dalı çıktı ve buna insanlar yetişemiyor. Evet. Belediye insanları hem kültürlendiriyor hem de ev sahibi yapıyor gibi düşünelim. Ve ama şunun da eğitimini veriyor. Bizim hani ben sana söylemiştim ya bizim mahallede döşemeci Yılmaz Usta vardı. Evet. Bir gün adam evden çıktım. Hemen benim yan taraftaki binanın alt tarafında dükkanı. Dükkanın önündeki arabaya böyle ellerini sürmüş böyle kayarak aşağı doğru gidiyordu Yılmaz Usta. Tamam mı? Evet. Sıcak falan böyle. Geçen böyle Cihangir'deki böyle biraz daha Cihangir'in Cihangirlikle yaşanması gerektiğine inanan birkaç hanımefendi alkışladı Yılmaz Usta'yı. Performans sanatçısı sandı. Sonra yanına bir gittik adam kalp krizi geçiriyormuş. Allah korusun. Yani arabanın üzerinden böyle
sıyrılma. Ya yani onun için şu aralar insanlar dikkatli olsun. Performans sanatı, yeni dans, lirik dans sandığınız bazı şeyler enfarktüs olabilir, epilepsi krizi olabilir. Hatta sen dedin ya böyle klimaya çıkacağım, sallandıracağım, evet. Elektrik çarpıyor olabilir. Elinizde hep bir sopa bulundurun. Evet, elektriğe sopayla kesinlikle vurun. Bakın elektriğe kesinlikle şeyle etle dokunulmaz. Tabii. Bir tane tahta sopa bulacaksın. Sopayla. Yani hayat kurtarabilirsiniz. Çağdaş dans mı, elektrik mi, bu şansa bırakılacak, evet. Ya da böyle ben şimdi çağdaş dansta da ben kötü olurum diye düşünecek bir şey yok. Bir tane şöyle sopayla dürtün. Şey derse ya yok ben işte çağdaş dans yapıyorum derse ya da işte şey yapıyorum hani interpreted işte performans sanatçısıyım falan, evet. Derse tamam dersin ya, kusura bakmayın, o da anlar herhalde. En azından kimlik falan çıkarması lazım belediyenin, bu lirik dansçı, bu performans sanatçısı, bu işte yeni şey art, new age artist diye. Çünkü o zaman işte ambulans çağırdığında bile Yılmaz Usta için sen o sanatı tamamlayan komplementary artist gibi görülüyorsun. Diyorsun ki ya bu adamın sanata değil, şu an oksijeni ve kaliteli bir elektroşoka ihtiyacı var. Hangimizin yok ki? Şey diyorsun, çağdaşlık açısından hangisini diyorsun? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Çağdaşlık açısından artist köşesi, artist köşesi masası da tam İBB'nin koyabileceği gibi koy. Bakalım. Bir dakika dur. Ama döndürmeli bu. Bayağı kötüymüş lan. Kalbi duranlara elektroşoku diye bir şeyimiz var değil mi? Bu da çok şey ya. BİM'de bile satılıyor artık bunlar. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bir aşağı in. Şu nasıl bak? Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Bu üstüne şey gibi temel içgüdüdeki Sharon Stone gibi bacakları. Body çekmiş gibi konuşuyoruz ama. Anladın ama yani. Ya işte. Rengi iyi değil ya. Ya duvarın rengini değiştireceksek iyi iyi kalsın kalsın. Şunu alayım koyayım. Güzel. Şunu da koyayım. Biraz daha en azından şey oldu. Oğlum biz bu kadar iş yapıyoruz. Niye daha iyi bir eve çıkmıyoruz ya? Abi ev var bak. Ben sana söyleyeyim mi? Nerede var onu bilmiyorum da. Bir dakika. Şey gibi, sapık gibi, seri katil gibi kaldığımız eve bak ya. Danyal Güvenç mi? Bizden alınan evler. Aa evde mi satıyorsun? Paşaoğlu Caddesi Pervasızlık Sokak. İğneada 40'lı yazıyordu ya. Erman böyle bir şey olabilir mi? Bizi mi dinliyor bu? Bir dakika dur. Abi bak geri dön. Anladım. Dur. Şurada şeyler var. Evler var bak. Yanmış evi her gördüğümde delirecek gibi oluyorum ya. Şey gibi, dünkü ekmek gibi amına koyun. Ya yanmış ev diye artık grup kurun ya. Evet. Kurun ya. Dünkü ekmek diye şey kurulacak mı acaba grup? Kurulsun. Onur kırıcı bir müzik tarzımız var. Onur kırıcı bir müzik. Şimdi şuna kadar alabiliyoruz Ozan. Abi artık içimiz ferahlasın mı? Koy kaplumbağa evini gidelim ya kumsala. Ne kaplumbağa? Aha. Aa. Tabii. Öyle mi diyorsun? Koy ya. Ha şöyle ya. Abi biraz içimiz, gözümüz, gönlümüz açılsın ya. Milletin içinde urban evler. Ne? Boş ver ya. İki katı mı varmış? Beş odası. Geç abi ya. Hasan'ı çağırırız, Ender'i çağırırız. Şu 82 bin ediyormuş. Bizim ev mi? Ha. Oğlum bizim ev çok kötü. Baraka zaten. Biz o kadar ilerledik. Çok kötü bir evde kalıyoruz Erman ya. Oğlum şu an önemli bir karar alıyorum ama yanımda olman da beni şey yaptı. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ben seni zorlamayayım. Aldık lan. Aldık mı? Çok. Evimiz hayırlı olsun. İlk gel, evimiz. Gel narkotikçi çak yap. Narkotikçi değil bu şey, Apo'yu getiren. O işte özel harekat. Ha, tamam. Narkotikçiler git. Bravo be. Çiçeklere bayılırım. İnsanlara bayılmam. Ay. İnsanları pek sevmeseler de. Vallahi şuna bak ya. Oh be abi ya. Aylardır milletin, yemin ediyorum, bokunu püsürün temizliyoruz ya. Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız var ya. Gir abi, motorumuz var ya. Ne kullanacağım? Anaokul. Motorumuz diyorum, botumuz var. Anaokuluna mı gideyim? Aa anaokulu, ha şey. Ne bu? Yarım kalan işleri diyor. Kal. Bununla gidebiliyor muyuz?
Onunla gidebiliyor musun? Make house mu? Orayı kapatamıyor muyuz? Aa bir dakika, biraz temizlenmesi lazım. Ama şöyle bir gezelim içine. Şahane. Biraz kötü bırakmışlar ama. Kaka mı yapmışlar yerleri? Ne o? Ya oğlum yani eğer başıboş bırakırsan kaka yapılır. Bu ne yapılır. Be? Tavan akmış. Halledilir abi. Bak. Halledilir mis gibi. Bak. Ya aynı fırçayı her yere kullanmak da çok iyi ya. Ben mesela çok isterdim. Bütün İstanbul'u tek sarı bezle temizleyeyim, çok isterdim ya. Metroyu da, alt geçit tuvaletlerini de, şeylerin masalarını da, kafelerin. Şöyle bir genel bir sarı şeye sarı. Ozan Akyol'a bir tane sarı bez tahsis edilsin ve bitsin şu. Ankara bana öyle geliyordu biliyor musun Erman, söylüyordum sana. Sanki bütün şehir tek bir sarı bezle silinmiş gibi kokuyor gibi geliyordu bana. Oğlum şu güzelliğe of, bakar mısın ya? Abi deniz mi okyanus mu? Fıstık gibi fıstık. Yaşasın ya, çok mutlu oldum. Oğlum çok çok güzel. Bak, durduk yere mutlu oldum. Şeyi yapmaya çalışırken abi bak bir yani, şey söyleyeyim mi? Oraya ayı koyuyor, ömür oraya koyuyor. Geçiyor çalışmakta. Biz ne yapıyoruz ya? Biz sanıyoruz ki evet doğru diyorsun. Leisure zamanımızı bak, ayıyla sağlayacağımızı düşündük biz ya. Kendi özel keyif anlarımıza ayıyla ulaşmaya çalıştık. Bak seks dancın da var. Sen istiyordun. Babalar gününde sana ne alayım diyordum. Ermancığım bana bir seks dancın yaptır. Yani diyordum. Şey gibi olmasın, sipariş gibi olmasın ama keşke birisi bana bir seks dancın alsa. Önermek gibi olmasın, emrivaki gibi olmasın ama bir seks dancın da şu arkadaşına. Ya çünkü şimdi mesela bir tane şey almaya kalksan, ya arkadaşıma bir hediye alayım desen, bir şişe şey alayım desen. Ne var? Vodka. Bir şişe vodka, bir şişe viski alayım desen. 1000 TL. Has bir viski, hasso bir viski diyelim. Hasso bir viski, evet. Yani ne Chivas Regal, Chivas. Chivas Regal. Chivas almaya kalksan 1000 lira yani. Ama ya aynı paraya şey de yaptırırsın. Aynı paraya değil de ya üstüne 200 lira 300 lira daha koy. Ay ne yapıyorum ben ya. Burayı vallahi yapacağız. Bir şey bunların bunların hepsi gidecek. Hepsi biraz gidecek. Burası bir creepy geldi açıkçası. Hepsi aynı gidecek. Bak tamam şu neyse. Şeyler falan da gidecek. Buraya şey falan koyarız. Patates, soğan falan. O ne lan? Bu ne? Abi biri bir şeyini unutmuş. Bu ne? Evinde bir yatak odasına ihtiyacım olacak. Ha bunu satmak için satacağımızı zannediyor bunlar. Lan bunu satar mıyız biz? Ulan biz kendimizi aldık lan. Hep mi size? Biraz temizlik görse güzel ev aslında. Sağ ol ya. Biz geri zekalıyız. Biz hiç anlamadık. Dayı sağ ol. Dayı sağ ol. Karınla ilgilen hadi. Karın falan varsa da gönder bir de o baksın eve. Alıcı gözüyle. Pardon sinirlendim. Abi o kadar da değil. O kadar da değil mi? Özür dilerim. Ya yeter şimdi ya. Şu televizyon. Şuraya oturacağım şimdi. Şurayı da temizledim. Aynen. Bir dakika. İyi temizlendi. Ne bu? Bu ne? Mumluk mu? Aa bir şey koyduk. Sanatsal düzensizlik mi? O kadar güzel bir şey söyledi ki de. Bunların hepsini bir şey tamamlayınca herhalde bir şey oluyor. Ha bak bunun altında da var. Dur ne oluyor? Acaba hepsi tamamlanınca escort mu çağırabiliyoruz? Kort escort mu? Bir dakika ne oluyor? Bu ne ya? Harbi anlamadım. Çikolata kutusu gibi. Mumluk gibi. Güneş gözünü de satalım. Güneş gözü güzeldi ya. Oğlum, yeni bir başlangıç, yeni bir biz. Ay dur. Kullan, ha kullan. Bayağı ama 250 bin falan yedik ha Erman. Ha? Değil mi? Oğlum yani ya, olur. Kazanıyoruz şimdi, abi. Şimdi şurada çömemiyormuşuz. Şurada bir Acun açıp izleme zamanı. Kesinlikle. Değil mi? Siz evdeki izleyicilerimiz de yani şimdi tam zamanı belki de bir Acun açıp herhangi evet. Bir Acun. Herhangi bir Acun, herhangi bir dönemin Acun'u hatta. Yani herhangi bir Acun. Yani televizyon 8 açmak da yani ne demişti Acun? Beni görmek demek illa benim suratıma bakmak demektir değildir. Benim sahibi olduğum herhangi bir şeyi izleyerek de beni izlemiş olursunuz. Kesinlikle. Survivor, internet, TV8,
Evet. Ersan Dadaşlar mıydı? Ersan Yandaş mıydı? Yandaşlar mıydı? O şey var, 3 genç var diye şey. 3 adam. 3 adam. 3 adam falan. Evet. Herhangi bir şey izleyerek Acun'u izlemiş olabilirsiniz. Şu an kendinize yapabileceğiniz en ortalama iyilikte bu olur. Oo, ne olmuş bu ya? Ondan ben, benim evde de var, gerçekten de var. Çok güzel bir bitki o. Ölmüşler ama. Ya en kötü, Acun izleyemeyeceğiniz bir yerdeyseniz parmak arası terlik izleyin. Parmak arası terlik Acun'dur. Giyin ayağınıza, ayağınıza bakın ve deyin ki Acun yine biliyor vallahi bize ne izleteceğini deyin. Kapatın gitsin ya. Ve hadi kapa ya. Ve şöyle ekleyin. Ama efendiliğinden de en ufak bir taviz vermedi, helal olsun deyin. Aynen. Vallahi fıstık gibi bir şey oldu Erman ya. Ben bunu kutlarım ama gerçek hayatta kutlarım. Hadi gel gidip kutlayalım. Hadi. Evimiz var, ev aldık diye sabaha kadar içebiliriz bugün. Ebru bir şey demez. Şu tabağı da şunun üstüne koyayım. Ev aldığımızı söyleriz, yarın söyleriz oyunda ev aldığımızı. Ebru'nun en üzü olduğu şeylerden birini biliyor musun? Ne? Böyle toplamış gibi yapmam. Şeyli, kirli şeyleri, kirli evet. Tabakları bulaşık makinesine yerleştirmiyorum ama böyle üst üste koyuyorum. Evet. Ve çok içten bir şey geliyor tatlı o zaman. Tatlı bir işgüzarlık. Çok içten bir Yasemin'in yapacağını ***yim Erman geliyor. Estağfurullah. Ebru asla öyle bir şey demez. Tabii ki demez. Çiçekler mi? Çok güzel. Teşekkür ederiz. Haydi görüşürüz. Gibi bir şey miydi? Evet, bu Rocky'nin Ivan Drago'yla